Erdoğan'ın açıklamalarına bir bakacağız. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İsrail'in istilacı politikalarının tüm dünyayı tehdit ettiğini söyledi sayın seyirciler. Erdoğan, yularını elinde tutanlar Netanyahu'ya dur demeli diyerek ABD ve Batı'ya seslendi. Cumhurbaşkanının gündeminde Fransa'nın LGBT propagandasına dönüştürdüğü Paris Olimpiyatları da vardı. Olimpiyat oyunlarının açılış törenine sert sözlerle eleştirdi Erdoğan ve Macron davet etti. Ancak LGBT görüntülerini görünce vazgeçtim dedi. Netanyahu yönetimi altında İsrail'in gittiği yol, yol değildir. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. Gündeminde İsrail-Filistin savaşı, Mavi Vatan ve olimpiyatlardaki LGBT dayatması vardı. Sahnelenen ahlaksızlık, karşı karşıya olduğumuz tehdidin boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Erdoğan, Golan Tepelerine yönelik saldırı ve İsrail'in Lübnan'ı tehdidiyle bölgede giderek yükselen gerilime dikkat çekti. İsrail'in istilacı politikalarının artık tüm dünyayı tehdit ettiğini söyledi. İsrail'in en büyük destekçisi ABD'ye seslenen Erdoğan, yularını elinde tutanlar Netanyahu'ya dur demeli ifadelerini kullandı. Bölgemizde diğer ülkelerin topraklarını işgal ederek semiren ülke İsrail'dir. Hukuk tanımaz İsrail sadece Filistin için, sadece Lübnan için değil, gelinen noktada artık tüm insanlık için, tüm dünya için tehdittir. Netanyahu yönetiminin yularını elinde tutanların bu katliam şebekesine bir an önce dur demesi gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Namık Tan'ın Mavi Vatan için masal nitelemesine de sert çıktı. Türkiye'nin çıkarlarını savunmak yerine ülkemizi yayılmacılıkla itham ederek birilerine göz kırpıyorlar. Bunun adı sorumsuzluktur, şuursuzluktur, gaflettir. İktidara muhalefet etmek ayrıdır. Türkiye'nin rakiplerine lojistik destek sağlamak ayrıdır. Mavi vatanımıza sahip çıkma noktasında en küçük bir geri adım atmayacağız. Fransa'nın LGBT propagandasına dönüştürdüğü Paris Olimpiyat Oyunları da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündemindeydi. LGBT görüntülerini görünce Paris'e gitmekten vazgeçtiğini söyleyen Erdoğan, açılışta sahnelenen ahlaksızlık, karşı karşıya olduğumuz tehdidin boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi dedi. Olimpiyatlar, insan tabiatını bozan, nesillerin emniyetini ve bekasını tehdit eden sapkınlığa alet edilmiştir. İnsanlık büyük bir kuşatmayla karşı karşıya bırakılıyor. Karşımızda sadece bir yönelim yok. Doğrudan çocuklarımızı hedef alan faşizan bir dayatma var. Normale, fıtrata, aileye, insan nesline yönelik çok kapsamlı, çok acımasız bir savaş yürütülmektedir.